Korkmaz'ın, halbuki 2013'te Sezgin Baran Korkmaz adı Türkiye'de yok. Evet. Sadece Kars'ta yerel gazetelerin arada sırada haberlerini yaptığı bir kişi. Evet, bizde hiçbir bağ ve ilgisi yok. Hiç. Ne Ekim Alptekin'in de yok. Ne Sezgin Baran Korkmaz'ın. Evet. Ama Yılmaz'ın bu imayı yapması benim hayatımda sırtımdan yediğim en ağır hançerlerden birisidir. Evet. Bu yani, çok ağır bir hançerdir. Şöyle, evet. Ben çok kötü konuşmak istemiyorum. Uğur abi çok duygusallaştınız. Çok şöyle kötü diyelim. Konuşmak istemiyorum. Ama Yılmaz Özdil, benim mezarım, benim cenazeme gelmeyeceksin. Gelmeyeceksin. Sana hakkımı helal etmiyorum. Sen nasıl olur da benim namusuma, şerefime ima yollu laf söylersin? Ayıp değil mi? Utan be. Utan. Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun. Yerin dibine gir. Uğur abi. Karşıma çıkarsan çok fena yaparım. Uğur abi şöyle söyleyeyim. Tabii siz de duygusallaştınız, ben de. Çünkü çok sevdiğimiz bir çalışma arkadaşımızdan böyle bir imada bulunan şerefimiz için yaşıyoruz Tuncay. Yani birisi bize çamur atsa en başta çıkacak ve savunacak olan kişi Yılmaz'dır. Evet. Ben onun için 1000 defa kendimi ortaya attım. 1000 defa. Evet. Şöyle söyleyelim Uğur abi. Şimdi netleştirelim izleyicilerimiz için. Belki biraz karışık oldu ama sevgili seyirciler, Artı Bir televizyonunu, adını bile ben koydum. Grafiğini de arkadaşlar çizdi. Yani o Artı Bir'in. Artı Bir'i biz kurduğumuz zaman bir patronaj yoktu. Biz bir takım iş adamlarıyla, çok değerli isimlerle. Bizim böyle bir takım insanlarla bir arada olabileceğimizi. O dönemde bakın isimlerini de verdik. O isimlerle bir araya geldik, yemekler yedik, konuştuk. En sonunda Altan Ertürk denen bir isim, Murtaza Çelikel ve Burhan Şenatlı üzerinden, ki Burhan Bey'e de bağlanabiliriz. Keşke o süreci çıksa da anlatsa. Burhan Bey'in, Haluk Şahin Şahit. Burhan Bey'in önerisiyle önerisiyle geldi ve patronaj oldu. Biz o zaman Sezgin Baran Korkmaz olayı yok. Ekim Alptekin'i tanımıyoruz. Ekim Alptekin sevgili seyirciler şaibeli bir isim. Şöyle, zaten bizim kavga ettiğimiz bir isim. Yani bizim Yılmaz abiye tepki göstermemizin sebebi şu. Bizim zaten kavga ettiğimiz adamla bizi nasıl bir araya getiriyorsun? Çok ayıp, çok ayıp. Yani biz zaten bunlarla kavga etmişiz. Kimse açık açık yazacaksın kardeşim, ima etmeyeceksin. Biz açık açık yazacaksın. İnsanları töhmet altında bırakmayacaksın. Sen benim ne kadar namuslu olduğumu bilen bu ülkedeki 2-3 insandan birisin. Birisi Mütat Gezendir, ikincisi sensin. Sana kardeşim dedim. Sen nasıl olur da değerli ağabeyim dediğin, yere göğe sığdıramadığın bir insana ima yollu dahi olsa çamur atmaya yeltenirsin? Uğur abi tamamen bilgisizlik. Öyle söyleyeyim. Yani bunu başka bir şey... Yani bilgisizlik bunu, değil. Kötü yani kalp bu. Bunu sorsa... Nedenini de tahmin ediyorum az çok. Uğur abi biz... İsmail Saymaz'a takmış vaziyette kafayı. Biz de İsmail Saymaz kim olursa olsun, genç bir arkadaşım. Ben gençlerin önünün açılmasından yanayım. Gençlerin başarısı, Murat Ağarel, Barışlar, efendim, bütün bu sizde Cumhuriyet'te yazanlar, bizde Sözcü'de yazanlar, İsmail Saymaz, bunlar başarı kulvarında yürüyen arkadaşlarımız. Biz onlara ön açıcı olmalıyız. Biz çünkü başarıya doyduk sevgili Tuncay. Ben Uğur Dündar olmuş. Bundan daha büyük paye var mı? Evet. Ya Uğur abi şöyle. Yani ben anlıyorum tabii. Çok üzdü beni ya. Tabii anlıyorum. Neden çok duygusal. Çok üzdü beni ya. Şimdi tamamen vallahi ağlayacağım burada yani. Kendimi tutamayıp ağlayacağım sevgili Tuncay. Evet. Yani, ulan sen beni en yakından tanıyan adamsın be. Şimdi nasıl gitti elin o tweet'e? Nasıl yazabildin onları? Yazıklar olsun sana. Uğur abi iddia şu, yine izleyicilerimiz için netleştirelim ki. Netleştirelim. Diyor ki sevgili seyirciler, ima yollu şunu söylüyor. Diyor ki Amerika'da diyor SBK ile ilgili işte bir araştırma yapılıyor. O araştırmanın içinde de Türkiye'de bir televizyon kanalı kurdurulduğu iddiası var. Evet. Ve diyor onu diyor dürüstlüğüyle falan filan gazeteciler kurdu diyor. Ben Ekim Alptekin'i, biz Ekim adamları tanımıyoruz. Bilsem, Ekim, o televizyonun kapısından içeriye sokmak zaten bir defa. Bunun kavgasını verdik. İkincisi o televizyonda asla çalışma. Evet. Adam yemin billah etmiş. Ben tek kişiyim demiş. Evet. Benim başka ortağım yok demiş. Dışarıyla hiçbir bağlantım yok demiş. Evet. Bunları yemin billah ederek bize söylemiş. Ondan sonra biz ayrıldıktan sonra Ekim Alptekin çıktı. Benim ne alakam olabilir Ekim? Ve o ekip... Senin ne alakan olabilir? Biz tanımıyoruz ki. Bilmiyoruz. Şunu söylemek istiyorum Uğur abi. Yani netleştirmek için yine söyleyeyim. Biz Artı Bir televizyonunu bir grup gazeteci oturduk, tasarladık, kurduk. Patronaj yoktu. Patronajı ararken yani birisi bu kanalın patronu olsun ve biz bunu yayına geçirelim diye arayışlar yaparken Burhan Şenatlı'nın referansıyla rahmetli Murtaza Çelikel'e Altan Ertürk gidiyor. Altan Ertürk kim? Disk'in efsane başkanı Mehmet Ertürk'ün oğlu, solcu, sosyal demokrat ve TÜSES Vakfı'nın başkanı sevgili seyirciler. O dönemde TÜSES Vakfı'nın başkanı Altan Ertürk. Diyor ki arkadaşlar ben üstleneyim, bu kanalı birlikte yapalım, ben patronaj olayım diyor. Siz de defaatle ifade ediyorsunuz, bize karışmayacaksınız, şunu yapmayacaksınız falan. Konuşuyor, biz kanalı kuruyoruz Artı Bir'i. Müthiş bir yayıncılık yapıyoruz, bağımsız bir yayıncılık yapıyoruz. İktidara yine muhalefet ediyoruz, yani Tele1 televizyonunda olduğu gibi. Gezi olayları oluyor, biz gezi olaylarını, Uğur abi 16 saat canlı yayında kaldı gezi olaylarını anlatırken. Sıfır uykuyla Özlem Gürses'le birlikte. Ve biz bu adamlarla birbirimize girdik o olaydan Mustafa sonra. Hoş geliyordum, zavallı çocuk sabahları böyle bir masanın üstünde uyumuş. Yanında bir iki tane böyle bisküvi kutusu, gofret kutusu, yemek falan yememiş çocuk. Onlarla idare et. Zaten yemek çıkmıyordu. Biz onunla yani boğazı tokluğuna maaşlar çalıştık. Dahi ödenmiyordu. Maaşlar ödenmiyordu. Boğazı tokluğuna çalışıyordu çocuklar. Orası tam bir ideal peşinde koşan bir avuç televizyoncunun çok iyi niyetlerle ve toplumun gerçekleri öğrenme hakkına hizmet amacıyla yayın yapılan bir yerdi. Ve biz o yayıncılığı alnımızın akıyla yaptık. Alnımızın akıyla yaptık. Çok iyi bir yayıncılık yaptık. Reytinglerde üst sıralara taşındık. Fakat sonrasında özellikle gezi yayınlarından sonra patronajla korktular. Bize baskı yapmaya kalktı. Hatırlayın o detayları Mustafa Oğuz'un kitabında var bütün detaylar. Mustafa Oğuz'un kitabında okusun. Ben de kavga ettim. Siz bize karışamazsınız. Biz bu kanalı sizinle bu şartlarda yani Altan Ertürk'le bu şartlarda kurduk. Bize karışamazsınız dedik. Kavga ettik. Beni işten attılar. Daha sonra da bütün ekip istifa etti. Bir detay da anlatacağım. Hala değerli abim diye mesajlar atıyor. Yılmaz değerli abim deme. Sen artık değersiz Yılmaz'sın. Şöyle Uğur abi, sonrasını da anlatalım izleyicilerimize. Madem açtık konuyu tamamlayalım. Her şey. Bizden sonra yani beni işten çıkarttıktan sonra kavga ettiğim için, yayınlara müdahale edemezsiniz diye kavga ettiğim için beni işten çıkarttılar. Genel yayın yönetmeni sıfatıyla bütün ekip istifa etti. Sonra kanal boşlukta kaldı. Bizden 3 ay sonra Can Dündar'ı getirdiler. Can Dündar ve ekibini getirdiler Artı 1'e ve yayıncılıklarına devam ettiler. Ekim Alptekin'in ortaya çıkması ve diğer isimlerin ortaya çıkması o döneme denk geliyor. Biz ayrıldıktan sonra bu adamın arkasında Ekim Alptekin diye bir adam var diye gidip Türkiye Gazeteciler Sendikası'na şikayetçi olan benim. Kayıtlarda var. Nasıl ima edersin? Bu adam gelmiş bunlara televizyon kurdurmuş diye. Bir de yani çok bizim namertlerin parasıyla zerrece alakamızın olmayacağını en iyi bilenlerden biri o.